Türkiye'nin son yıllardaki Afrika'da ne kadar büyük ve etkin bir rol oynadığını bizzat oraya gidip yaptığımız söyleşilerle gerçekleştirdik. Özellikle de yani her ülke farklı bir şekilde kendini gösteriyor. Mesela Rusya Wagner ordusuyla, hatırlarsanız Wagner'ın başındaki isim Rusya'ya dönüşünde öldürülmüştü. Kaza denilmişti de öldürüldüğünü biliyoruz hep beraber. Ya da işte Fransa'nın hükmettiği kimi yerlerde kolonisinin olduğu yerlerde yönetimler darbelerle el değiştirilmişti. Yani kimi askeri olarak orada, kimi işte siyasal olarak orada, kimi diliyle orada, kimi de ticaretiyle orada. Türkiye iki yönden Afrika pazarına giriyor. Bir ticaret, ikincisi de eğitim. Ama tabii üçüncü olarak askeri üsleri de sayabilirsiniz. Bayağı bir askeri üssümüz var Somali'den başlayıp farklı bir yere kadar. Fakat büyük bir kıta ve büyük potansiyelleri var. Ve de bu potansiyeli de Türkiye hem devlet olarak değerlendiriyor hem de iş insanları olarak değerlendiriyor. Onlardan bir tanesi de bizim bu belgeseli yaparken de tanıştığımız Utku Bengisu'ydu. Kendisi hem Afrika'da fuarlar yapıyor, Türk iş insanlarını oraya götürüyor, Anadolu kaplanlarını. Hem de Afrikalı Afrika kaplanlarını Türkiye'ye getiriyor. Onlardan bir tanesinde 27-28 Şubat'ta İstanbul WoW Convention Center'da Afrika İhracat Forumu şeklinde yapacaklar. Ve şu anda konuğum Utku Bey, merhaba, nasılsınız? Efendim, iyi yayınlar. Teşekkür ederim, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Görüşme yeri gayet iyiyiz. Siz yine Afrika'da mekik dokuyorsunuz sanırım, Türkiye-Afrika arasında. Şimdi bu yeni organizasyonda da 1500 kişi mi geliyor Afrika'dan? Katılım devam ediyor mu? Genelde hangi ülkelerden geliyor? Cüneyt Bey, bu sefer bazı değişikliklere gittik. Şirketimizi 12 yıldır bilenler, işte Fildişi sahillerin Togo'dan, Benin'den, Gana'dan yoğun katılımlarımızın olduğunu biliyorlar. Ama şimdi biraz daha Afrika'da yayılma politikası izledik. Sizden sonra ben Çad'a gittim, Gabon'a gittim, Angola'ya gittim. Türkiye'nin biraz daha söz sahibi olamadığı, daha belirgin ticaret yapacağı bölgelere gittim. Biraz Portekizce konuşan ülkelere girdik. Şu anda Angola ve Mozambik'ten de ziyaret getiriyoruz. Çad gibi Arapça konuşan ülkelerden de elçiler getiriyoruz. Aslında 54 ülkenin tamamından 1500 kişilik seçkin bir kitle getiriyoruz. Bu kitleyle Türkiye'deki, Anadolu'daki küçük ve orta ölçekli işletmeleri birleştireceğiz. Böyle tabii ki Afrika Kupası'nı kazanan Fildişi sahillerinde biliyorsunuz biz 6 senedir fuar yapıyoruz. Ve biz sizinle de orada görüşmüş olduk. Bu organizasyona Fildişi'nden de 100 kişi getiriyoruz. Bu bir küçük kutlama da yapacağız. Afrika Kupası kutlaması yapacağız etkinliğimizin sonunda. Bu arada Afrika Kupası'ndan hiç bahsetmedik. Nasıl? Fildişi sahili yıkıldı herhalde bu şeyden. Maçlar nasıl geçti? Kritik yani kimi yendi, şampiyon oldu? Hiç konuşmadık burada bu konuyu. Evet, yani bir başlık atacak olsaydık yani muhteşem geri dönüş derdik. Yani şunu söylemek lazım. Dramatik bir şey var. Bir kere Nijerya ve Fildişi sahilleri aynı gruptaydı. Fildişi sahilleri bu grubu 3. sırada bitti. 6 grupta 24 atıldı Afrika Kupası'na. En iyi ilk birinci ve ikinciler çıkıyor. En iyi 4 tane 3. çıkacaktı. Fildişi sahilleri bir golle en iyi 4. 3. olarak son bileti aldı, gruptan çıktı. Yani o grupta Ekvator Ginesi lider olmuştu. Fildişi sahillerine 4 atmışlardı. Ve Fildişi sahilleri grup maçları sırasında teknik direktörünü kovdu. Yedek teknik direktörle, ikinci teknik direktörle gruplara devam etti. Böyle enteresan bir kupaya tanık olduk. Evet. Herkesi böyle savura savura yenen Senegal, ezici çoğunluklarla yenen Senegal dişine elendi. Fildişi sonuçta kupayı almış oldu. Üçüncü defa müzesine getirmiş oldu. Ama biliyorsunuz Afrika Kupası olduğunu düşünüyorlar. Şimdi Fildişi sahillerini 3 dönemdir yöneten devlet başkanının $1 milyar harcayarak bu ülkede bir Afrika Kupası'na ev sahipliği yapması, bir prestij kazanması ve kupayı kazanmasıyla acaba 2025'te tekrar aday olur mu bu rüzgarla diye, evet, Fildişi basınında söylentiler var. Böyle şey yapabiliriz. Zaten pek gideceğe benzemiyor. Kalıcı gibi benim de gördüğüm kadarıyla, orada gördüğüm kadarıyla konuştuğumuz şeylerde, sohbetlerde ortaya çıkıyordu. Şimdi sizin organizasyona dönersek, Türkiye'den katılımcı firmalar kimler? Nereden geliyorlar? Hangi sektörler var? Cüneyt Bey, aslında biliyorsunuz, siz de yakından takip ediyorsunuz, her gün sizi de dinliyoruz bu konuda. Bir para politikası var. Bizi ihracata zorunlu kılan yeni bir döneme girdik. Yani ihracat artık bir mecburiyet haline geldi Türkiye ekonomisi için. Aslında biz, siz de biliyorsunuz, tam bir Anadolu aslanları organizasyonu yapıyoruz. Anadolu'dan gelen
firmalarımız, bizim özellikle Anadolu'da iş yapan küçük ve orta ölçekli firmalarımızı aldığımız 350 firmalık da bir kontenjanımızın olduğu bir organizasyon yapısındaydık. Şimdi bu sene ilgi o kadar fazla oldu ki tabii insanlar ihracat yapmak istiyorlar. Afrika kıtası da Türkiye'nin kolay ihracat yapabileceği bir yer. Türk markası algısı çok yüksek. Değerlendirdiniz, belgeselinizde de izledik. Türkiye'nin orada bir imajı var. Bunu kullanmak isteyen bu sefer büyük firmalar da geldi. Yani Türkiye'nin en büyük hazır giyim parakende devlerinden biri organizasyona sponsor oldu. Çok geniş markalarla çalışmaya başladık. Ama bunun yanında bizim ana yükleyici kolonumuz, üreticilerimiz, Anadolu üreticileri gelmeye devam ediyor. Şu anda 500'e yakın Türk firmasına kayıt yaptırdık. Hatta şu gördüğünüz, arkada izliyorsunuz, açılışın yapıldığı salonun bile yarısını görüşme alanı olarak maalesef şey yapmak zorunda kaldık, kesmek zorunda kaldık. Bu sene rekor bir katılım var Türkiye'den. Herkesin ihracatta susadığı, mecbur olduğu bir dönem. Her sektörden gelişmeler var ve ilginç taleplerle karşı. Cüneyt Bey, biz bu yola çıktığımızda siz de tahmin edersiniz 10 yıl önceki Afrika'nın şartlarında bize konserve soruyorlar. Şimdi yine soruyorlar. Ama şimdi adam Kongo'dan çıkıyor geliyor diyor ki telekomünikasyon altyapısıyla ilgili firmalarla görüşmek istiyorum. Data center kuracak firmalarla görüşmek istiyorum. Drone üreticisi var mı? Sulama yaptırmak istiyorum diye firmalar gelmeye başladı. Enteresanlar gelmeye başladı. Şimdi bu değişimi ve dönüşümü görüyoruz. Dijital dönüşümle ilgili firmalar gelmeye başladı. Bunlar tabii ki inşaat malzemeleri sektörüdür, mobilyadır, tekstildir, gıdadır, tarımdır, kozmetiktir. Bizim lokomotif sektörlerimizde şey var. Bir de bu sene şöyle bir etki görüyorum ben Cüneyt Bey. Tekstil sektörümüz biraz artan asgari ücretten ve Avrupa Birliği'nin ekonomisinin daralması, bizim ana omurgamız olan, ana pazarımız olan Avrupa'daki daralmadan sonra tekstil sektöründe bir olumsuz durum var. Dolayısıyla gelen kitlenin üçte birisi tekstil sektöründen, bizim Türkiye'den katılımcılarımız. 500 firmanın üçte biri tekstil oluştu. Onlar bir darboğazda, bunu görüyorum. En çok da onlara fayda sağlamak için de açıkça söylemek gerekirse bir şey yapıyoruz. Yani özel de bir kitle getirmeye başladık. Mesela Etiyopya'nın en büyük spor giyim alıcısını özel davet ettik. Hani Türkiye'ye bir nefes açsın, Türkiye bir nefes alsın diye. İhracatçıya açıkçası fayda sağlayabilecek firmaları seçiyoruz. Yani Sierra Leone'den paketleme makinesi alacağını bildiğimiz birini davet ettik. Gelecek bir Türkiye'den paketleme makinesi alacak. Bir, bugüne kadar İngiltere'yi denemiş, Belçika'yı denemiş, Çin'i denemiş ama Türkiye'yi de denemek istiyorum diyen insanları bulmaya çalışıyoruz. Sürprizimiz Portekizce konuşan ülkeler olacak. Bol bol Portekizce konuşacağız. Süper. Çok teşekkür ederim Utku Bey, sağ olun. Çok çok teşekkürler. Efendim, ben teşekkür ediyorum. 27'sinde Türk ihracatını bekliyoruz. İnşallah. Kenan da zaten gelecek. O da yakından takip edecek. Çok çok teşekkürler. Kenan taş yemesin diyelim. Bir işbirliği kapsamında yapmıştık bu söyleşiyi. Ama aynı zamanda gerçekten ben gittim gördüm. Afrika pazarı Türkiye için büyük fırsatların olduğu bir pazar. Onu da net bir şekilde söyleyebilirim.